Bugün farklı bir şey yapalım. Bir düstur var. Ölmeden önce ölünüz. Bugün kendimizi büyük bir mezarlığın ortasında hayal ediyoruz. Gece saat 1, sen şu anda bir mezarlıktasın. Bir çukur kazılmış, çukur kazıldığına göre ertesi gün oraya birisi gömülecek. Sen şu anda geceliğin tefekkür ediyorsun, rabıtayı mevt yapıyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi üzerine ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çokça zikrediniz diyor. Sen de şu anda çukurdasın, ayaklarını çukurdan aşağıya sarkıttın ve etrafın karanlık, senden başka hiç kimse yok, yapayalnızsın ve ölüm bütün soğukluğuyla etrafını sarmış. Korku ve ürperti dolu bir ortam. Etrafında kemikler var. Etrafında yerin üzerinde yaşamış, 100 sene, 150 sene, 200 sene önce yerin üstünde yaşamış, heyecanla evlenmiş, heyecanla çocuk sahibi olduğu haberini almış, çok mutlu olmuş ama yerin üstündeyken yerin altına alınmış insanlar var. Yani yüz binlerce ölünün ortasında yapayalnız tek başına duruyorsun ve senin de eninde sonunda başına gelecek olduğunu tefekkür ediyorsun. Şimdi o çukura bak. Toprağın altında gömülmüşsün. Seni buraya bırakıp 2 haftada unutmuş insanlar. 2 hafta sonra bir espriye gülmeye başlamışlar ve hayatları olağanca ritmiyle devam ediyor. Günde bir iki kere akıllarına geliyorsun ama 6 ay sonra o da gidiyor. 3 sene sonra neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Ölüm yıl dönümünde seni hatırlayıp bir Fatiha okuyup hayatlarına devam ediyor insanlar. Ya bu anlattığım şey hani böyle hayali bir hikaye değil. Senin, benim %100 başımıza gelecek bir olay. Yerin üstünde misin şu anda? Evet. Yerin altında mısın 100 yıl sonra? Evet. Garanti olacak bir olaydan bahsediyoruz. Şimdi o zaman külliyatin karib diye bir düstur var ya, gelecek olan her şey yakındır. Sen de, ben de bugün toprağın altında kendimizi hayal ediyoruz. Sen yerin altındayken kardeşim, yerin üstünde insanlar hayatlarına devam ediyorlar. Tüm telaşlarıyla, heyecanlarıyla. Sen altındasın, onlar üstünde yürüyorlar. Sen toprağa gömülmüşken toprağın üstünde ehliyetini alan, yeni alan bir adam var mesela. Heyecan çığlığını atmış, elini almış ehliyetini. Mücadele etmiş, 2 kere, 3 kere girmiş sınava ve sonunda çok mutlu olmuş. Bak öteki tarafa bak. Hastanede çocuğunu kucağına almış bir baba var. Çok heyecanlı. Yıllar boyunca çocuğu olmamış. Ve evladım seni yaşatacağım diye bağırıyor, hastane koridorlarında sesi çınlıyor. 100 yıl sonra o baba ve çocuğu da üzerinde otlar biten bir kara toprağın hikayesi olmuş. Ne heyecanı ya, ne mutluluğu ya, ne çığlığı ya. Ne garip değil mi yani, insanlar öldükleri zaman rahat bir uykuya dalıvereceklerini düşünüyorlar. Öleyim de kurtulayım falan diyoruz ya. Oysa hakikatte tam tersi. Öldüğün gün derin bir uykudan, derin bir dünya uykusundan uyanmaya başlıyorsun. Artık doğru olanı bütün çıplaklığıyla görüyorsun. Gözündeki o perdeler, o uyku perdeleri, gaflet perdeleri kalkmaya başlıyor. Uykudan eser kalmıyor. Tamamen ayıksın artık. Eğer Allah razı edersen seni çok güzel manzaralar bekliyor. Ama Allah razı edemezsen, hani günah bataklığında devam edersen, ya namaz kılmıyorum ben ya. Ya 5 vakit kılmıyorum, 4 vakit kılıyorum. Ya işte evet bir kız arkadaşım var, el ele tutuşuyoruz filan. Böyle şeylerde, böyle senaryolarda devam ediyorsan ve Allah razı edemezsen, yani Allah seni affetmezse bir azap başlar. Ama öyle basit bir azap değil bu. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, kabir alemi. Cennet cehennemden önce biliyorsunuz kabir alemi var. Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor. Ne var orada azap ehli için? Ölümüne bir yalnızlık. Her yer düşünce, etrafını düşünceler kaplamış. Her yer pişmanlık. Ah, keşkeler dolu her taraf. Her şey anlamını yitirmiş. Sahip olduğun her şeyi ellerinle dünyada bırakıp, ellerin bomboş bir şekilde toprağın altına girmişsin. İşte o zaman etrafında seni meşgul eden, kafanı meşgul eden hiçbir şey kalmamış ya, çekler, senetler, sınavlar, şunlar bunlar. Sakin bir kafayla düşünmeye başlıyorsun. Sahip olduklarının sahibi olmadığını anlıyorsun. Kefene cebin neden konulmadığını işte o zaman anlıyorsun. WhatsApp diye bir uygulama var değil mi? Mesajlaşma uygulaması. Orada bir hesabın vardı. Zerre kadar bir önemi kalmadı biliyor musun? Yedekleme falan diyordun, fotoğraflarımın olacak, yazışmalarımın olacak, ya bunları silemiyorum ama yaratmam da. Ya ne yedeklemesi ya? Kim, ne yapsın senin yedek dosyaların? Senin bildiğin sosyal medya şifrelerin vardı, dünyada bir tek sen biliyordun ya. Şifrelerin de bir önemi yok, WhatsApp'ının da bir önemi yok. Muhtemelen bir daha WhatsApp'ına kimse
bakmayacak bile. Zerre kadar bir önemi kalmadı. Silin gitsin ya. Senden sonra telefonu alacak kişi bunu anlamlı mı bulacak? Silecek hepsini, atacak formatı, gidecek. Sen de yoksun, hatıraların da yok. Olsa da bir önemi yok artık. Sen bu dünyadan yavaş yavaş silinmeye başladın. Hani ilk öldüğünde biraz hatırlanacaksın, biraz senin hakkında muhabbetler dönecek ilk ay. 6 ay sonra azalacak, 2 sene sonra daha da azalacak. 20 yıl sonra torunlarını anlatan birisi olacak belki seni. Ama 100 yıl sonra senden bahseden yok. Mezarının taşının üzerindeki yazı dışında hiçbir şey yok. Ama belki onun üzerine de bir mezar gelip belki mezar taşını da kaldırırlar. Ne oldu? Silindin mi dünyadan? Ne kaldı? Hani gurur yapıyordun? Hani artistlik yapıyordun? Dünya üzerinde bir takım şeyleri başarmaktan dolayı böyle gururla göğsünü gere gere yürüyordun. Nerede ya? Neredesin ya? Hiç yoksun ya, hiç yoksun. Silindin, sıfır oldun ya. Hatırlasalar ne olacak? Hadi hatırladılar diyelim, tarihe geçtin. Herkes senden bahsediyor. Ya sana bir faydası var mı senin hatırlanmanın? Sana bir şey mi oluyor seni hatırladıkları zaman? Dünyada olsan ne olur, olmasan ne olur? Haram yollarda koşturduğun arkadaşlarınla devam edersen, haram helal demeyip saçma sapan işlerde çalışırsan, o zaman işte sana verirler 3 kuruş. Haydi gömün gitsin. Dünyada şöyle yapmıştı, böyle başarıları vardı. Ya bunların bir önemi yok. Gömün gitsin, silin gitsin. Seninle mi uğraşacağız ya? Atın şunun üzerine toprağı. Gömün gitsin, bununla mı uğraşacağız ya? Ne yapalım? Mezar taşına fotoğraf mı koyalım? Biraz daha güzel olsun. Koysan ne olur, koymasan ne olur. Tabii bunlar hani Allah razı edemezsek gerçekleşebilecek senaryo. Allah razı edersek çok güzel şeyler olacak. Ben bunları anlatıyorum diye arkadaşlar böyle lütfen gücenme, alınma, lütfen yapmayın. Şimdiye kadar bize hep güzel şeyler söylediler de ne oldu? Sen maşallah evladım, cuma namazlarına gidiyorsun. Maşallah, barakallah. Bak millet cuma namazlarına da gitmiyor. Hep bizden daha kötülerini gösterince rahatlıyoruz, daha iyi olmuyoruz. Sen iyi olmak istiyor musun? Sen önce kötülüğüne inanacaksın. Beğenmeyeceksin. Allah'ın veli kullarına baktığın zaman ben harikayım, ben mükemmelim diyorlar ama hep kendilerini eksik görüyorlar. Büyüdükçe küçülüyorlar ama biz küçüldükçe büyüyoruz. Vuralım bugün şöyle bir neşteri ya. Vuralım nefsimize. Faydası olacak konuşmalar bu. Maşallah, barakallah, harikasın. Geç bunları ya. 5 vakit namaz yok. Ne anlatıyorsun sen ya? 5 vakit namaz yok. Hani imandan sonra en önemli şey dediğimiz. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinin direği dediği. Hani senin dinin de o namazın üzerinde durması gerekiyor ya. En önemli şey yok. Kim seni teselli etsin? Ne söylesin sana? Sen artık insanların telefon rehberinde bile bulunmaya uygun görünmeyen bir insana dönüşüyorsun. Aradıkları kişi artık ulaşılamıyor. Yani kapsama alanının dışındasın. Yani bir gün umurunda olmayacağın insanlara yaranmak değil, Allah'a yaranman, Allah'ın rızasını kazanman gerekiyor. Bak, herkes kendi ritminde hayatına devam ediyorlar. En zorunu söyleyeyim sana. En zoru şu kardeşim. Sen vefat ettikten sonra sevdiklerin çok zor bir manzarayla karşılaşıyorlar. Senin o şahsi odanın kapısını aralıyorlar. Niye? Artık o odada kimse yaşamayacak. Mecburen giriyorlar odaya. Eskiden özel dediğin eşyalarını karıştırmaya başlıyorlar. Günlüğünü alıyorlar. Odan hatıralarla dolu, yaşanmışlıklarla dolu. Kederlere şahit olmuş o 4 duvar. Kahkahalarına eşlik etmiş o 4 duvar. Ama yine de eşyalarını ortadan kaldırmalılar. Sana ait mont var bak, askılıkta duruyor hala. Özel günlerde girdiğim bir ayakkabım vardı. Pahalıydı biraz, alırken zorlanmıştım. Kolyelerim var bak, sana özel. Üzerinde notları olan kitaplarım var, fosforlanmış kitaplar. Kış aylarının dostu o kahve kupan var. Onunla çok hatıraların var senin. Çok duygularını paylaştın. Ama artık bunlar kendilerine başka bir sahip bulacaklar. Bir sürede onları oyalayacaklar. Yakınların eşyalarını almak istemiyorlar haliyle. Niye? Seni hatırlamak istemiyorlar. Sen hatırladıkları zaman acı çekiyorlar çünkü. O yüzden eşyalarını almak istemiyorlar. Kurtulmak istiyorlar. Eşyalarını başkalarına vermeliler. Artık ayakkabılarının içinde başkasının ayağı var. Montun var ya mont. Bambaşka birisini ısıtıyor şu anda. Bilekliğin tanımadığın birisinin bileğini sarıyor. Yani dünyada olan dünyada kalıyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ya. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Düşün bakalım. Verildi tabii ki. Ama 60 sene, 70 sene yaşamana rağmen hiç bunları ciddi manada düşünmediysen kardeşim, şimdi düşün.
Bunlara gerek yok. Yani bu kötü senaryoları yaşamaya gerek yok. Bizim Rabbimiz bizi affetmek istiyor, bağışlamak istiyor. Değil mi? Berat Kandili'nde kat kat sevaplar veriyor. Kadir Gecesi'nde 1'e 30 bin sevap veriyor. Yani sence böyle sevapları kat kat veren bir Allah seni cennete mi girmeni istiyor, cehenneme girmeni istiyor? Allah cennete girmek için bir adım atmanı istiyor. Hani hadis-i kutsi'de Rabbimiz buyuruyor ya, kuluyla ilgili. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana, kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim diye bir mana buyuruluyor ya. İşte sen de bir adım atacaksın kardeşim. Çok zor değil. Hayatındaki haramların bir listesini yap. Ve hayatından onları bir bir çıkarmaya başla. Ve hayatına 5 vakit namazı sok. 1 vakit, 2 vakit yapabiliyorsan 5 vakit direkt başla. At seccadeyi bismillah de ya. O kadar zor değil ya. Dünyanın en zor şeyi senden istenmiyor. Everest'in tepesine tırmanmak senden istenmiyor. Günde yarım saat, 1 saat namaz kılmak. Ayrıca bu sana sadece cennete girmene vesile olmayacak. Dünyada da çok huzurlu hissedeceksin. Kalbin çok müferrah olacak. Gece yatarken vicdan azabıyla değil, gece yatarken çok hoşnut bir kalple yatacaksın. Güzel rüyalar göreceksin, güzel günlere uyanacaksın. Her şey çok daha güzel olacak. Rabbinin inayete girecek. Belki de şu anda yaşadığın sıkıntılar, musibetler, ya Allah'ım bana neden bu kadar çok musibet veriyor acaba diye düşündüğün şeylerin sebebi budur. Allah senin bir şeyi anlamanı istiyordu. Hani bir söz var ya, ders anlaşılmayınca tekrar eder. Sen de anlamıyorsun. Allah sana bir şey demek istiyor. Hayatını istikamete koy, anlamıyorsun. Bu sefer daha sert bir şekilde söylüyor. Senin anlayacağın dilden söylüyor. Günlerce uykularını kaçıracak, kafalarını yedirecek olaylar yaşıyorsun. Anlamıyorsun. Kapı bu sefer daha sert, daha sert vurmaya başlıyor. Ama yine anlamıyorsun. Kapı daha sert vurmaya başlıyor. Ne zaman anlayacaksın? Ne zaman anlayacaksın? Bak işte bu olaylar anlama vesilesi. Ve Rabbinin sana hayatını istikamete sok demek istediğini anlayınca ve başlayınca bir bakıyorsun her şey düzelmeye başlıyor. İnşallah Rabbimizi razı etmiş bir şekilde toprağın altına gireriz. 100 yıl sonra da çok güzel bir yerde oluruz. Öyle umut ediyorum. Peki ne bekliyor? Yani mezardan sonra başımıza gelecek şeyler nedir? Genel ifadelerle, hani bunları uzun uzun anlatılabilir ama genel ifadelerle söyleyeceksek, sekerat anı oluyor. Bir ölüm anında şeytanın bir son saldırısı oluyor. Sonra Azrail Aleyhisselam işte canı alıyor, kabir alemi başlıyor. İşte Münker Nekir'in bir kabir sorgusu var. Sonra kıyamet kopuyor. Hani sen öldükten sonra hemen cehenneme veya cennete değil, kabir aleminde bekliyorsun ya. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamet koptuğu zaman daha sonra mahşer alemi başlıyor. Mahşerde bir bekleme var, büyük bir mahkeme var, hesaba çekilme var. Sırat köprüsünden geçme olayını biliyoruzdur. Cennet, cehennem de daha sonra geliyor. Yani uzun bir yolculuk var. Öldüğümüz zaman yolculuk yeni başlıyor. Ama öldükten sonra yolculukta sağa sola nereye gideceğine dair bir karar, bir irade sergilemiyorsun. Ondan önce yaptıklarınla buna karar veriyorsun. Mesela şu anda güzel bir şeye niyet ettin. Haramları çıkarmaya, hayırlı işler yapmaya, seccadeye atmaya karar verdin. Şeytan geldi mesela şu an sana diyor ki, işte şunu yapınca olur, bu zaman başlarsın. Ya işte tamam işte bir evlen önce, ya bir askere git. Ya bunlar mesela hesap kitap şu an başladı ya. Mesela şu anda bir karar vereceksin. Şu anda vereceğin karara göre öldükten sonraki rotan belirlenecek. Ha şu an başlamasın, ileride başlarsın. Ben bilemem, ben kimseyi yargılayamam. Ama hani postacı topal ama haberler doğru diye bir şey var ya. Ben de bazen böyle yükleniyorum, bağırıyorum. Buradaki arkadaşlar belki alınıyorlar. Ama ben bunları söylemek zorundayım. Ben şeyim, cennetliyim, şu bu yok. Yani öyle bir dünya yok. Geçmişimdeki hatalarımdan tövbe ettim. Allah'ın dinine hizmet etmek için sabah akşam gönüllü bir şekilde hiçbir ücret almadan koşturuyorum. Belki Rabbimin rızasını elde ederim diye çok da ümit varım. Ya olmaz ya değil, çok ümit varım yani. Rabbimin rahmetine güveniyorum. İnşallah 100 yıl sonra gözlerimizi açtığımız zaman buradaki herkes, ben, hepimiz gözlerimizi açıp cennette elhamdülillah meşakkat bitti, dert bitti, çektir, senettir, strestir, ayrılık acısıdır. Efendim strestir, bütün bu kaygılarımız bitmiş bir şekilde muhteşem bir cennete bismillah demiş oluruz kardeşlerim. Peki Allah rızası için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın için El-Fatiha'mızı.